Selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videomda sizlere araçlarımızdaki fren hidrolik sıvılarının test ya da kontrolü nasıl yapılır onu göstereceğim. Malumunuz 2 yılda bir bu fren hidrolik sıvılarının değişmesi gerekmekte. Birçoğumuz maalesef buna uymuyoruz. Genel anlamda ne zaman bir tamire veya benzeri bir ağır bakıma girdiği zaman araç ancak o zaman bu tip bakımları görüyor. O da sağ olsun saygıdeğer ustalarımız gerek görürse değişiyor. Ancak hayati bir sıvı diye adlandırdığımız fren hidrolik sıvılarının mutlaka 2 yılda bir değişmesi gerekiyor dostlar. Bu sıvıyı şimdi ne tür bir aletle test edeceğiz onu da size şöyle tanıtayım. Evet, görmüş olduğunuz ürün bu şekilde. İnternette satış sitelerinde de bulabileceğiniz bir ürün. Ortalama 40-50 lira fiyatlara sahip. Burada bir pil yatağı var. İnce kalem pil ile çalışıyor. Alkaline pil tercih etmenizi şiddetle öneririm. Ve bu bölümünü hidrolik sıvısının içerisine daldıracağız. Ve bu butona bastığımızda da cihazımız görevini ifa edecek. İsterseniz bir de hidrolik sıvısının şu anki mevcut durumunu görelim. Evet. Cihazı içerisine daldırdık ve power butonuna bastık. Evet. Hidrolik sıvımızın durumu gayet güzel. %1 nem dahi yok dostlar. Yani bu sıvı hala işimizi görür. Ne zaman değiştiğini de bilmiyoruz işin açıkçası. Bu arada şundan da bahsedelim dostlar. Buradaki göstergeler neyi ifade ediyor? Görüldüğü üzere şu an %0 nem miktarı var. Hidrolik sıvısı içerisinde %3 ve %4 nem miktarı olduğu vakit derhal o sıvının yenisiyle değişmesi gerekiyor dostlar. %1 ve %2 kabul edilebilir değerler fakat %3 ve %4 nem miktarı olduğu vakit fren hidroliğinin içerisinde mutlaka derhal değişmesi gerekiyor. Yani frene bastığınızda aracınızın freninin tutmaması malumunuz hiçbirimizin istemeyeceği bir durumdur. Bu bağlamda mutlaka araçlarınızın fren hidrolik yağlarını 2 yılda bir değiştirmenizi tavsiye ederiz dostlar. Evet değerli dostlar. Şimdi de Chevrolet Cruze aracımızda 2013 model bir araç bu. Test edelim bakalım sonuç ne çıkacak. Bu araç Mersin'de 5-6 yıl kadar ilk sahibi tarafından kullanılmış. Daha sonra Ankara'ya satılmış bir araç. Ve üçüncü sahibi olarak şu an araç bende. Değerli dostlar şimdi cihazımızı fren hidrolik sıvısının içerisine daldırdık ve cihazı çalıştırıyoruz. Evet, %3 oranında nem miktarını görebiliyoruz ve cihazın da bu arada iki araç üzerindeki verdiği sonuçları kıyaslamış olduk. Dostlar, benim aracın zaten ben biliyordum çünkü deniz ikliminde kullanılmış bir araç. Yani bu deniz iklimi olan yerlerde yılda bir fren hidrolik sıvısının değişimi öneriliyor ustalar tarafından. Dolayısıyla benim aracımın birkaç ay içerisinde ben fren hidrolik sıvısını da değiştireceğim. Bu videoda bilgilendirici bir video oldu bu video dostlar. Umarız faydası olur. Bilmeyenler için en azından güzel, yararlı bir video olur. Cihazımız gerçekten işe yarıyor, iş görüyor. Almayı düşünenlere de tavsiye ederim ama dediğim gibi 40-50 liradan fazla para vermeyin. Bazıları 70-80, 100-120 liraya bile satanlar var. Hepsi aynı. Yani cihazı ben suda da test ettim. Buradaki ışıkların tamamı yanıyor. %4'ten bile fazla olduğunu gösteriyor iletkenliğin ya da sıvı miktarının ki zaten suyla test ediyorum. Yani cihaz gerçekten işe yarıyor dostlar. Evet, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlar.